Evet, merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimiz logaritmalar. 10. konunun, şan kitabımızda 10. konunun 3. alt başlığı logaritma. İngilizcesi logaritm. Ve daha sonra da logaritmik fonksiyonları göreceğiz. İlk önce logaritmanın anlamıyla başlayalım. The meaning of logarithm. Nedir logaritma? Şimdi, üstel fonksiyonlarda ne yapıyoruz? Bir taban var, sabit bir taban var. Bunun üzerine bir değişken yükselterek, bir kuvvet, değişken bir kuvvet koyarak onun üstel değerini elde ediyoruz. Logaritmada da bunun ters fonksiyonu. Yani belli bir tabanda belli bir sayıyı elde etmek için o tabanı hangi üsse kaldırmamız lazım? O üssün değeri logaritma. Bir sayıyı elde etmek için bir tabanın yükseltilmesi gereken kuvvete denir diye anlatmış. Aynen bu. Ve logaritma fonksiyonu üstel fonksiyonun ters fonksiyonudur. Aynen öyle. Yani x'e atıp mesela e üzeri x ya da 2 üzeri x yaptınız mı üstel fonksiyon olur bu. Yok belli bir tabanda mesela 2 üzeri 2 4. Belli bir tabanda 4'ü elde etmek için, iki tabanında 4'ü elde etmek için o 2'yi hangi kuvvete kaldırmamız lazım diye sorarsak bu işte logaritma olur. O da 2'dir onun değeri. Dolayısıyla işte burada üstel fonksiyon y eşittir ft b üzeri t. Biliyorsunuz bu t'yi zaman olarak genellikle kullanırız. Bunu tamamen x de diyebilirdik. Herhangi bir illa zaman olması gerekmez. Herhangi bir şey olabilir. Ama en çok zaman ile ilgili fonksiyonlarda kullandığım şey öyle modellerde kullandığımız için kitapta da t diye anlatmış. Aynıların t yerine x koyun hiçbir şey değişmez. Y eşittir ft b üzeri t. Bu işte üstel fonksiyon. T eşittir log b tabanında y dediğimiz zaman bu da logaritma fonksiyonu. B tabanında logaritma. Örnek y eşittir ft 4'ün karesi. Eşittir 16. 4, 4 kere 4 16. Dolayısıyla 4 tabanımız 4 ise B dediğimiz o taban base oradan geliyor B. 4 ise bunu 2 üssüne kaldırdığımız zaman yani 4'ün karesini aldığımız zaman 16 verir. Bu üstel. Yani 4'ün üstel değeri. 4 üzeri 2 16. Peki şunu sorarsak log 4 tabanında 16. O da 2'dir. Yani 16'ı elde etmek için 4'ü bu tabanı hangi kuvvete kaldırmalıyız diye sorduğumuz zaman işte onun cevabı 2'dir. 4'ün karesidir 16. Dolayısıyla log 4 tabanında 16 da 2'dir. Bakın üstel fonksiyonda 4'ün karesi yapıyor. X'e nazaran büyük bir sayı elde ediyoruz. Logaritmada ise tam tersi içine 16 koyuyoruz 2'ye döndürüyor bizi. Çok daha küçük bir sayıya döndürüyor. Şeye üstel fonksiyonun bir adı da antilogaritmadır. Üstel fonksiyona bir şey olarak da antilogaritma da denir. Ondan sonra ve b üzeri t şayet ki t'yi log b tabanında y koyarsak buraya bu şeyin fonksiyonun ters fonksiyonunu ya da ters fonksiyonun fonksiyonunu almış oluruz. Bizi y'ye döndürür. Yani b üzeri log b tabanında y bize y'yi verir. Logaritma ile üstel birbirini götürür, y kalır gibi de düşünebiliriz. Ters fonksiyonla düz fonksiyonu birleştirdiğimiz zaman, onların bileşimini aldığımız zaman başladığımız yere döneriz. Burada da y'den başlayınca y'ye dönmüş oluyoruz. Özellikleri nedir? Y, b üzeri t, tek düze yani monoton ve artan bir fonksiyondur. B tabanı birden büyüktür. Bunun niye böyle olduğunu anlattık. Ve B tabanı birden büyük olduğu zaman y'nin de sıfırdan büyük olması gerekir. Yani logaritmanın içine koyduğumuz şey değişkeni negatif veya sıfır olamaz. Üstel fonksiyonu da olur. Üstel fonksiyonun tanım kümesi tüm reel sayılardır. Görüntü kümesi pozitif reel sayılardır. Logaritma onun ters fonksiyonu olduğu için tanım kümesi sadece pozitif sıfırda olmamak üzere. Sıfırdan büyük kesin pozitif
reel sayılardır. Logaritmanın sorusuna göre simetriği olan bir fonksiyondur. T arttıkça log b tabanında y de artar. T azaldıkça log b tabanında y de azalır. Tek düze artan bir fonksiyondur. Üstel fonksiyonda, logaritma fonksiyonunda başka bir şeyle çarpılmadıkları müddetçe tek düze artan fonksiyonlardır. Ama üstel fonksiyon çok çabuk artar. Logaritma fonksiyonu çok yavaş artar. Ve dediğimiz gibi negatif sayıların ya da sıfırın logaritması olmaz. Orada logaritma tanımsızdır. Sıfır veya yani logaritmanın içine sıfır veya eksi sayı koyamayız. Kesin pozitif sayılar koymamız gerekir logaritmanın içine. Peki. Bir dakika. Şimdi bayağı logaritma ve doğal logaritma. İki tane yani logaritmada üstel fonksiyonda her tabanda olabilir. Birçok değişik taban kullanılabilir. Ama iki tane tabanın özelliği vardır. Bir tanesi bayağı logaritma veya bayağı üstel fonksiyon dediğimiz 10 tabanında. Bizim çok alışık olduğumuz hani her şeyi ona göre şey yapıyoruz ya. 10'lu sistem kullanıyoruz. Dolayısıyla 10 tabanında logaritma veya üstel fonksiyon yaparsak buna da bayağı logaritma veya bayağı üstel fonksiyon deniliyor. Bir de E tabanı var biliyorsunuz. Euler sayısı hani geçen derste işlediğimiz dün ondan sonra 2,7182 falan giden. Onu da kullanırsak taban olarak o zaman da buna doğal logaritma veya doğal üstel fonksiyon. Üstelde E üzeri X dersek doğal üstel fonksiyon oluyor. Log E tabanında X dersek de doğal logaritma oluyor ki ona ln deniliyor. Ln kısaltması sadece doğal logaritma için kullanılır. Çünkü logaritm Fransızcadan aslında logaritm naturel'in kısaltılması yani doğal logaritmanın batı dillerindeki baş harflerinin birleşmesinden oluşuyor. Yani log 10 tabanında, log 2 tabanında, log 5 tabanında istediğimizi yazabiliriz. Ama log e tabanında yazmak yerine öyle de yazabiliriz. Yanlış değil. Log e tabanında herhangi bir şey de yazabiliriz. Ama bunun yerine ln de diyebiliriz. Ln kısaltması sadece log e tabanı için kullanılır. Başka bir taban için kullanılmaz. Doğal logaritma demektir. Bayağı logaritma 10 tabanında ordinary logaritm. Doğal logaritma e tabanında natural logaritm. Öyle adlandırılır. Bayağı logaritma ordinary yani bayağı log logaritmanın kısaltması da log olarak kısaltabiliriz. Bayağı log veya bayağı logaritma ordinary logaritm ya da ordinary log olarak daha kısa da söyleyebiliriz. B eşit 10 demek 10 tabanında. Yani y eşittir log 10 tabanında x fonksiyonundan bahsediyoruz. Şimdi onu hangi tabana şey yapalım onu hangi üste kaldıralım ki mesela 1000 versin değil mi? 10'un kübü 1000'dir. 10'un 3. kuvveti 1000'dir. O zaman log 10 tabanında 1000 3'tür. Yani onu 1000 elde etmek için kaldırmamız gereken üst logaritma bu işte. 10 üzeri 3 1000 ise log 10 tabanında 1000 3'tür. 10 üzeri 2 100. Bu üstel. 10 tabanında yani doğal şey bayağı tabanda. Üstel fonksiyon. 10'un karesi 100. Tamam. Log 10 tabanında 100 2'dir. Çünkü 10'u 2 kuvvetine kaldırarak 100'ü elde ederim. İşte bu demek. Yani bu tabanı hangi kuvvete kaldırayım ki 100 elde edeyim diye sorduğum zaman onun cevabı logaritma. İşte 10 tabanında 100'ün logaritması o da 2.
10 üzeri 1 10'dur. Dolayısıyla log 10 tabanında 10 1'dir. 10 üzeri 0 1'dir. Dolayısıyla log 10 tabanında 1 0'dır. 10 üzeri eksi 1. Bakın ne kadar hoş. 10 üzeri eksi 1 yani 1 bölü 10. 1 bölü 10 kesirleri de böyle ifade edebiliriz. 1 bölü 10, 10 üzeri eksi 1'dir. Nedir? O 0,1'dir işte. O zaman log 10 tabanında 0,1 yani 1 bölü 10 işte eksi 1'dir. 10 üzeri 2 yani 1 bölü 100, 1 bölü 10'un karesi 0,01'dir. 1 bölü 100. Log 10 tabanında 0,01 eksi 2'dir. Böyle gider. Az katları ve üst katları bu şekilde devam ederiz. Peki ne yapıyor bu logaritma? Ve buradan işte anlıyoruz bu seriyi gördüğümüz zaman ya da bu şeyi diziyi gördüğümüz zaman. Çok büyük sayıları, çok çabuk değişen şeyleri, dizileri çok daha az değişen doğrusal dizilere çeviriyor logaritma. Yani 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000 diye giden çok çabuk patlayan bir şeyi logaritmasını aldığım zaman eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 oluyor. Dolayısıyla da logaritma bizim silindirimizdir aslında. Yolları düzlemeye kullanılan silindir gibi birçok böyle üslü, çarpımlı bir sürü garip ifadeyi doğrusallaştırmaya, düzeltmeye yarayan bir fonksiyondur aynı zamanda. Çok faydalıdır logaritma. Peki şimdi doğal logaritmaya gelince natural log nedir? İşte b tabanı e olan. Yani 2,718 falan o doğal sayı, öğler sayısı olan logaritmaya da doğal logaritma diyoruz. Y eşittir ln x, ln x ya da ln x diye gösteriliyor. Log e tabanında x demek bu. Ama kısa o sırf buna mahsus olmak üzere, diğer logaritma yer tabanlar değil, sadece e tabanına mahsus olmak üzere y eşittir ln x de diyebiliriz. Ln x. Çünkü logaritm natural ya da logaritm natural'in baş harfleri. Peki şimdi y eşittir e üzeri t. Üstel fonksiyonu bu. Doğal üstel fonksiyon. Doğal tabanda üstel fonksiyon. E tabanda üstel fonksiyon. Y eşittir e üzeri t. O zaman buradaki t işte bu üs yani log e tabanında y yani ln y'dir işte. Yani bu y'yi elde etmek için e'yi e tabanını kaldırmamız gereken üs. Bu da t'dir işte. Log e tabanında y'dir ya da ln y'dir kısaca. Nedir? Mesela e'nin kübü. Tabii bu sayının ne olduğunu hemen kafadan bilmek şey değil. Onu biliyoruz. Onun katlarını, az katlarını biliyoruz ama e'nin katlarını, az katlarını bilmek çok değil. Yine de birçok şeyde işte bu e tabanında işe yarıyor. E'nin kübü. E'nin üçüncü kuvveti. Bunun e tabanında logaritmasını aldığım zaman log e tabanında e üzeri 3. Ln e üzeri 3 dediğimiz şey log e tabanında e üzeri 3'tür. Burada düşünebiliriz. E'ler birbirini götürüyor kalıyor gibi düşünebilirsiniz. Mesela burada da bak e tabanında e üzeri 3. Bu tabanda kendi tabanında e tabanında 3'ün logaritması e üzeri 3'ün logaritması işte 3'tür. Çünkü e'yi 3. kuvvete kaldırmak gerekir ki bu sayıyı elde edelim. Ln e kare yani log e tabanında e üzeri 2, 2'dir. Ln e yani ln e üzeri 1, log e tabanında e üzeri 1, o da 1'dir. Ln e 0, yani e üzeri 0 dediğimiz şey 1'dir. Herhangi bir şey üzeri 0, 1'dir biliyorsunuz. Dolayısıyla ln e üzeri 0 da log e tabanında 1, yani 0'dır. Ln e üzeri eksi 1, yani log e tabanında 1 bölü e, o da eksi 1'dir. Ln e üzeri eksi 2, log e tabanında 1 bölü e kare, o da eksi 2'dir. Ve dolayısıyla ln e üzeri k, k'dır işte. Yani e'yi hangi üsse kaldıralım ki istediğimiz sayı versin dediğimiz zaman işte o üssün değeri onun doğal logaritmasıdır. Biraz şey yapınca hani uğraşınca ondan sonra anlaşılmayacak şey yapacak bir şey yok. Ama bazı hani ilk görenler için biraz tuhaf bir şey olabilir mi? Peki... Logaritma kuralları. Şimdi logaritma kuralları da aslında bizim bildiğimiz üs kurallarına benzeyen onlardan gelen üs kuralların tersi gibi bir şey. Çünkü oraya dayanıyor, üs kurallarına dayanıyor. Üs şeylerini, kurallarını biliyoruz. Mesela iki şeyin
çarpılan şeylerin üst işte aynı tabanla iki şeyin iki üslü ifadenin çarpımında üsler toplanır gibi. Onun benzerleri onların hani ters şekli de burada logaritmalar da var. Gelin bakalım. Yani bunları aslında biz çoğunu biliyoruz üslerden. Oradan çıkaracağız zaten kanıtlarını da öyle yapacağız. Logaritma kuralları, rules of logarithms. Güzel. Logaritmalar üsttür yani üs kurallarına uyarlar. Doğru. Ve çoğu kural da tabandan bağımsızdır. Bu da doğru. Yani burada söyleyeceğimiz kuralların çoğu hangi tabanda olduğu önemli değil. E tabanında olabilir, on tabanında olabilir, iki tabanında olabilir. Hiç fark etmez. Bu kurallar çoğu geçerlidir. Bazı durumlarda E tabanının bazı güzellikleri ve özellikleri vardır. Onun haricinde burada söyleyeceğimiz kurallar E de dahil, 10 da dahil her türlü taban için geçerlidir. Kural 1. Çarpımın logaritması. Ln U çarpı V, Ln U artı Ln V'dir. Aynı şekilde log herhangi bir tabanda U çarpı V, log U artı log V'dir. Aynı tabanda log U artı log V'dir. Evet, ln u çarpı v, ln u artı ln v'dir. Log u çarpı v de log u artı log v'dir. Hangi tabanda olursa olsun. Bir örnek, ln a çarpı e üzeri 7. Yani a gibi bir başlangıç değeri, mesela bir sabit bir çarpan ve e üzeri 7. Bunun logaritmasını aldığımız zaman, burada doğal logaritma ile anlatmış ama herhangi bir tabanda, iki tabanda, on tabanda, hangi tabanda isterseniz olur da aynı şey. Ln a çarpı e üzeri 7, ln a artı ln e üzeri 7'dir. Ln e üzeri 7 de 7'dir. Ln e birbirini götürür, birbirinin ters fonksiyonu. Dolayısıyla 7 kalır. Yani bunun sonucu ln a artı 7'dir. Bakın ne güzel çarpımı doğrusallaştırmaya, doğrusal bir ifade elde etmeye yaradı. Tıpkı silindir gibi üstünden geçti. Çarpımı toplam haline getirdi. Logaritmanın özelliği ve güzelliği bu. Başka daha karmaşık ifadeleri de çok rahat işlenir hale getiriyor. Hemen bunun kanıtını yapalım. Bu kanıtları da, bunlar basit kanıtlar, anlamakta yarar var. Nedir? U eşittir E üzeri ln U. Doğru mu? Doğru. E ile ln birbirini götürür. U gerçekten U eşittir E üzeri ln U'dur. V de E üzeri ln V'dir. O da doğru. E ile ln birbirini götürür. V kalır. Üstelle logaritma birbirinin ters fonksiyonu unutmayalım. Aynı tabanda olanlar birbirine götürürler, şey yaparlar. Birbirinin ters fonksiyonu. Dolayısıyla U eşittir E üzeri ln U, V eşittir E üzeri ln V. Bunu böyle yazabiliriz. O zaman ln U çarpı V ne oluyor? Ln U yerine E üzeri ln U, V yerine de E üzeri ln V yazdım mı? Ln parantez içinde E üzeri ln U çarpı E üzeri ln V oluyor. Ne demiştik biz? Aynı tabanda çarpılan şeylerin üsleri toplanır bildiğimiz üs kuralı. Nedir o zaman bu? Ln parantez içinde E üzeri ln U artı ln V'dir. Ln dıştaki ln'le içteki E de bunlar E üzeri birbirinin ters fonksiyonu olduğuna göre bunlar birbirini götürür. Ne kalır? Ln U artı ln V kalır. Kanıtladık mı? Kanıtladık işte. Yani ln U çarpı V gerçekten ln U artı ln V'ymiş. Bakın ne kadar basit. Tek burada görmemiz gereken şey U'nun E üzeri ln U, V'nin de E üzeri ln V'ye eşit olduğu. Ondan sonrası çorap söküğü gibi geliyor zaten. Kural 2 bölümün logu. Çarpımda çarpımın logu çarpılan şeylerin toplamı ile loglarının toplamı olduğuna göre bölümün logu da logların farkı oluyor dolayısıyla. Ln U bölü V, ln U eksi ln V oluyor. Bunu dediğim gibi burada ln ne anlatmış yani doğal logaritma ile E tabanında logaritma ile anlatmış ama herhangi bir tabanda geçerli bunlar. 2 olabilir, 10 olabilir, 3 olabilir ne isterseniz herhangi bir tabanda bu kurallar geçerli. Bazı kurallar türev ile ilgili bazı kurallar ln'de bir takım özellikleri var. Doğal logaritma olduğu zaman özellikleri var. Diğer logaritmalarda da yine geçerli o kurallar ama biraz daha değişiyor. Bunlarda değil. Bunlar her taban için geçerli şu anda söylediklerimiz. Peki neymiş? Ln u bölü v eşittir ln u eksi ln v.
İddia bu. Örneği de şöyle bir şey, böyle doğruysa bu kural, şöyle kullanabiliriz bunu. Ln e kare bölü c, bunu ln e kare eksi ln c şeklinde açabiliriz. Ln e kare de ln n'yi birbirine götürür, 2 kalır burada. 2 eksi ln c olarak açılabilir bu ln e kare bölü c'yi. Bu şekilde yapabiliriz bu kuralı kullanarak. Kanıtı yine aynı şekilde u eşittir e üzeri ln u ve v eşittir e üzeri ln v yapacağız. Tıpkı bir öncekinde yaptığımız gibi. Sonra ln u bölü v'yi bunlarla oluşturacağız. Ln u bölü v, ln e üzeri ln u bölü e üzeri ln v'dir. Tamam. E tıpkı çarpımda olduğu gibi bölümde de e üzeri ln u bölü e üzeri ln v, e üzeri ln u eksi ln v'dir. Parantez içinde bu var. Dışında da ln var. Ln ile e üzeri birbirinin ters fonksiyonu için birbirini götürür. Ne kalır? Ln u eksi ln v kalır. Dolayısıyla da işte gerçekten ln u bölü v, ln u eksi ln v'dir. Sorun yok. Sonra kural 3. Kuvvetin logaritması. Bu ilginç bir kural. Diğerleri de ilginç. Diğerleri de işe yarıyor ama diğerleri üstelden, şeylerden, daha doğrusu üst kurallarından hemen görülebilir. Bu biraz daha ilginç. Burada şöyle bir şey var. Ln u üzeri a, a çarpı ln u'dur. Yani içerideki o logaritmanın içindeki şeyin bir üssü varsa o üst başa çarpan olarak indirilebilir. Ln u üzeri a, a çarpı ln u'dur. U tabii pozitif olmak kaydıyla, yoksa o logaritma tanımlı olmaz. Logaritmanın içine ne koyuyorsak pozitif, kesin pozitif olmak zorunda. Sıfır dahi olamaz, negatif hiç olamaz. Yoksa tanımsız olur logaritma. Tıpkı karekökün içine eksi koyamadığımız gibi. Logaritmanın içine ne eksi ne de sıfır koyamayız. Peki örnek ne? Ln a üzeri 3. Tamam, buradaki 3'ü başa indirip 3 çarpı ln a yapabiliriz. Bu kural gerçekten çalışıyorsa. Ki çalışır. Her, dediğim gibi her tabanda da çalışır. Kanıtı yine aynı şey. U eşittir e üzeri ln u. Bu şekilde yazabiliriz. E ile ln bir gün götürür u kalır. Doğru bu, yanlış bir şey yapmıyoruz. U eşittir e üzeri ln u. O zaman u üzeri a e üzeri ln u üzeri a oluyor. E nedir? Üssün üssü çarpılır. E o zaman bu e üzeri a çarpı ln u'dur. Tamam. E o zaman bu ne? Bu u üzeri a, e üzeri a çarpı ln u. Bunu bulduk. Tamam tamam. Neyi istiyoruz biz? Ln u üzeri a'yı istiyoruz. O zaman bunun logaritmasını alacağız. Ln u üzeri a, ln e üzeri a çarpı ln u'dur. Ln ile e birbirini götürünce de a çarpı ln u kalır. Gerçekten de ln u üzeri a, a çarpı ln u'ymuş işte. Bunu da bu şekilde kanıtlayabiliyoruz. Bu kuralların çok güzel bir işte örneği var burada, kullanımı. Bu da benzer şeylerde, böyle üslü ve şeyli ifadelerde, çarpımlı filan, bölümlü ifadelerde doğrusallaştırmak için çok güzel kullanabiliriz logaritmayı. Burada doğal logaritmayla göstermiş, herhangi bir tabanda da olabilirdi. Ln u çarpı v üzeri a, yani şuradaki kuralların beraber kullanılması. Ln u çarpı v üzeri a, bir defa çarpımın logaritması logaritmaların toplamıdır. Ln u artı ln v üzeri a'dır. E buradaki a'yı da başa indirme kuralını öğrendiğimize göre üçüncü kural, o da ln u artı a çarpı ln v olur. İşte size çarpımlı üslü bir ifadeyi ne yaptık? Doğrusallaştırdık. Tamamen doğrusal bir ifade haline geldi. Bu arada dikkat, bu çok önemli. Ln u artı v, ln u artı ln v değildir. Ln u eksi v, ln u eksi ln v değildir. Böyle bir şey yoktur. Logaritma çarpımları, üsleri doğrusallaştırmaya yarar. Doğrusal bir şeyi de çalışmaz. İçine doğrusal bir şey koyarsanız onu böyle doğrusal açamazsınız. Yani ln u artı v, ln u artı ln v değil. Ln u çarpı v, ln u artı ln v'dir. Dolayısıyla da içine doğrusal bir şey koyunca bu şekilde çalışmaz. Aman ha. Logaritmanın kendisi doğrusal bir fonksiyon değildir. Ama doğrusallaştırmaya yarar doğrusal olmayan şeyleri. Buna da dikkat. Peki sonra kural 4. Log taban dönüşümü veya log zincir kuralı. Burada da bir zincir kuralı var ama bizim türev zincir kuralından farklı. Ona benziyor ama türev değil. Burada da logların zinciri.
Kural 4 log taban dönüşümü veya log zincir kuralı. Log B tabanında U'yu daima log B tabanında E çarpı log E tabanında U veya log B tabanı daha genel olarak burada log B tabanında U diye bir ifadeyi log B tabanında C çarpı log C tabanında U gibi açabiliriz. Bundan da istediğimiz gibi taban dönüştürmesi yapabiliriz. Log B tabanında U, log B tabanında E çarpı log E tabanında U'dur. Veya log B tabanında U eşittir log B tabanında C çarpı log C tabanında U'dur. Şöyle bakın B, C, C, U diye zincir olarak gidiyor. Dolayısıyla da bu da işte araya başka bir taban sokuşturup taban dönüştürmeye yarayabilir. Çok işe yarar kurallardan bir tanesi bu da. Şimdi kanıtını yapalım. U eşittir E üzeri P olsun. Olur mu? Olur. Tabii U pozitif, E üzeri P'nin de tabii pozitif olacaktır. Biliyorsunuz üstel fonksiyon, hangi tabanda olursa olsun üstel fonksiyon tanım kümesi tüm reel sayılardır ama değer kümesi pozitif reel sayılardır. Dolayısıyla U pozitif bir şey verir, reel sayı verir bu E üzeri P. Ve herhangi bir pozitif reel sayıyı E üzeri P olarak ifade edebiliriz. Uygun bir P üst bulabiliriz ona. E veya başka bir taban önemli değil. Burada E ile yapmış. Peki, o zaman U eşittir E üzeri P ise P yani bunun üssü log E tabanında U'dur. Tanım. Güzel. O zaman log B tabanında yani P log E tabanında U, U da E üzeri P. Tamam. Dediğim gibi bu şeyin üstelim ve logaritmanın tanımından gelen şeyler. Log B tabanında U, U'nun kendisi E üzeri P ise log B tabanında U, log B tabanında E üzeri P'dir. U yerine E üzeri P koydum. Güzel. Ne biliyorum ben? Üçüncü kural ne? Bu P'yi başa indirebilirim. İndireyim. Bu F eşittir. P çarpı log B tabanında E'dir. Tamam. P neydi? Log E tabanında U. O zaman P yerine log E tabanında U koyarsam bu da log B tabanında E. Ne oldu? Log E tabanında U çarpı log B tabanında E oldu. Çarpımın yer değiştirme kuralından da bunu log B tabanında E çarpı log E tabanında U gibi yazabilirim. Yani başlangıç iddia ettiğim ifadeye dönüşmüş olur. B, E, E, U. Bakın zincir böyle gidiyor. İşte kanıtı. Genellemesi de bunun. Sadece doğal taban değil başka herhangi bir tabanda kullanabiliriz. Log B tabanında U, log B tabanında C çarpı log C tabanında U'dur deyip buradan istediğimiz gibi araya istediğimiz tabanı sokuşturabiliriz. Kural 5, log tabanının ters çevrilmesi. Bu aslında 4. kuralın bir şeyi yansıması, uygulaması. Yani 4. kuralla 5. kural beraber gidiyor aslında. Log B tabanında E eşittir 1 bölü log E tabanında B'dir. Tabanla şey içine koyduğumuz yer değiştiriyor. Bakın log B tabanında E eşittir 1 bölü log E tabanında B. Genellemesi de log B tabanında C eşittir 1 bölü log C tabanında B'dir. Tamam. Kanıtını yapalım. Uygulaması gayet kolay. Bunun bir takım örnek uygulamaları da var. Hep böyle taban dönüştürme. Çünkü bazen OM tabanı işimize yarar, bazen E tabanı işimize yarar, bazen iki tabanı veya bambaşka bir tabanda işimize yarayabilir. Bilgisayarla uğraşıyorsak E2 tabanı daha ilginçtir. Elektronikte, bilgisayarda her şey 2'nin katlarıdır biliyorsunuz. Mühendislikle şeyle uğraşıyoruz. Doğal bir takım süreçlerle veya bizim şeylerde de iktisatta falan da çok çıkıyor karşımıza. E tabanı. Bileşik faiz hesabından çıktığını gördük geçen derste. Yani iktisada da çok uygun bir şey bu E. Aynı zamanda E tabanı örler sayısı ve onun üzerine kullanılan fonksiyonlar. Orada da çok çıkıyor. Veya işte diferansiyel denklemlerin çözümünde çok çıkıyor. 10 tabanı, her şeyimiz 10'la. Biz 10 parmağımız olduğu için biliyorsunuz 10'lu sistem kullanıyoruz. Dolayısıyla 10 rahat kullandığımız bir sistem. Onun için de birçok şeyi 10 tabanında ifade etmek hoşumuza gidiyor. İşimize gidiyor. Rahat geliyor bize. Aynı zamanda şu bizim mesela deprem ölçeği, Richter ölçeği 10 tabanında logaritmik bir ölçek. Onun için mesela şey 2 ölçeğinde bir deprem, şiddetinde bir deprem, 1 şiddetinde bir depremin 10 katı aslında. Dolayısıyla 8 şiddetinde bir deprem, 7 şiddetinde bir depremin 10 katı. 2 katı ya da hemen bir fazlası değil. Onun için logaritmik olduğu için bu ölçek aslında üstel bir
olayı ifade ediyor onu. Daha doğrusal ifade etmek için kullanıyor. Dolayısıyla depremde 7 şiddetinde dediğin zaman 6 şiddetinde bir depremin 10 katı şiddette anlamına geliyor. 10 kez daha fazla kuvveti, 10 kez daha fazla sarsıyor anlamına geliyor aslında. Ha, şimdi peki bakalım. Bir defa kanıtını yapacağız. Ne dedik? Log B tabanında E eşittir 1 bölü log E tabanında B. Veya log B tabanında C eşittir 1 bölü log C tabanında B. Bunu bir kanıtlayalım bir defa. U eşittir B olsun. Tamam. Yani B, U'ya B dedik. Log B tabanında B 1'e eşittir. Tamam. Herhangi bir tabanda kendi tabanın kendisinin logaritması 1'dir. Bir B'yi 1 üstüne kaldırırsam B'nin kendisini elde ederim. Dolayısıyla log B tabanında B 1'dir. Log B tabanında B'de o zaman 3. kuralı kullanarak araya E tabanını sokuşturabilirim. Yani log B tabanında B, log B tabanında E çarpı log E tabanında B'dir. Logaritmalar için zincir kuralında. Araya E'yi sokuşturdum. Log B tabanında B, log B tabanında E çarpı log E tabanında B'dir. Tamam. 4. kuralda. Peki şimdi ve bu çarpım neye eşit? 1'e eşit. Log B tabanında B'ye, yani 1'e eşit. Bu 1'e eşitse o zaman log B tabanında E, her iki tarafı log E tabanında B'ye bölerek log B tabanında E eşittir 1 bölü log E tabanında B olur. İşte kanıtladık. 4. kural varsa oradan 5.'ye geçmek gayet kolay. Aynı şey E değil de başka bir tabanla da yapabiliriz. Aynı şey, hiçbir şey fark etmez. Yani log B tabanında C eşittir 1 bölü log C tabanında B olarak daha genelde kullanabiliriz. Bu E tabanı örnek olarak. Şimdi çeşitli örnek uygulamalar, bakın nasıl birbirine dönüştüreceğiz tabanları. Log 10 tabanında ne? 10 tabanını beğenmeyip de doğal logaritma istiyorsam bu 4. kuralı kullanarak araya E sokuştururum. Yani log 10 tabanında N'yi log 10 tabanında E çarpı log E tabanında N diye yazabilirim. Ve log 10 tabanında E ile log E tabanında 10'un, bunlar sabit sayılar, bunlar bilinen sayılar. Ezberlemeniz gerekmez, gerekirse ben veririm size bunları ama bunların değerleri var. Logaritma tabloları da var ayrıca. Birçok şeyin logaritmasında eskiden tablolar vardı. Şimdi hesap makinesi hepsini veriyor bize. Biraz iyi bir bilimsel hesap makinesi var. İçinde logaritma fonksiyonu olan bir hesap makinesi, bunları almak mümkün. Ama gerek yok. Ben veririm size. Hiçbir şeyi ezberlemeye falan da gerek yok. Ha, nedir? Log 10 tabanında E 0,4343'müş. Tamam, böyle bir sayı. O zaman log 10 tabanında N'yi log 10 tabanında E çarpı log E tabanında N yazarsam log 10 tabanında E 0,4343 çarpı log E tabanında E N'de ln N. Ne oldu? Log 10 tabanında N'yi işte doğal tabana, ln'e çevirdim. 0 demek ki log 10 tabanında N 0,4343 kere ln N'ymiş. Aynı şekilde log E tabanında N'yi de log E tabanında 10 çarpı log 10 tabanında N'ye yazabilirim. Buraya istersem de araya mesela doğal tabanı şeye çevirmek için, bayağı tabana, ondalık tabana çevirmek için, 10 tabanına çevirmek için aynı şekilde bu 4. kuralı kullanırım. Araya 10 tabanını sokuşturabilirim. Log E tabanında N, log E tabanında 10 çarpı log 10 tabanında N'dir. Log E tabanında 10'da 2,3026'dır. Yani 0,4343'ün 1 bölü 0,4343 yaparsanız 2,3026 olduğunu görürsünüz. Veya hesap makineniz size verebilir bunu. O da nedir? İşte dolayısıyla log E tabanında ne? 2,3026 çarpı log 10 tabanında nedir? Bir başka örnek. Ln 100. 100'ün doğal logaritması nedir? E tabanında logaritması. 10 tabanındakini biliyoruz. 2. Kolay. Ama E tabanında çok garip. Bakalım. Ln 100 log E tabanında 100 demektir. Nasıl yapacağım? Araya 10 tabanı sokuşturayım. O zaman bu neye eşittir? Log E tabanında 10 çarpı log 10 tabanında 100'dür. Log E tabanında 10'u biliyor muyum? Biliyorum. Tablodan işte 2,3026 bilinen bir sayı bu. Log 10 tabanında 100 kim? O da 2. Demek ki 2 kere 2,3026 401,60,52'dir. Dolayısıyla bakın ne kadar kolay hesap yapmaya yarıyor. Eskiden hesap makineleri, doğru düz hesap makineleri yokken logaritma cetvelleri vardı. Onlarla
hesap yapılırdı. Böyle süzgülü hesap yapmaya yarayan logaritma cetvelleri vardı. Eskiden mühendisler falan da kullanırlardı onu. Peki şimdi log 10 tabanında 100 2'dir. Bunu biliyoruz. Ama araya e tabanını sokuşturmak istersem o zaman bunu log 10 tabanında e çarpı log e tabanında 100 olarak yazabilirim. Ve log 10 tabanında e'yi biliyorum, 2'yi biliyorum. Log 10 tabanında e de 0,43,43. Demek ki log 10 tabanında 100 yani 2 de 0,43,43, 0,43,43 çarpı ln 100'dür. Ln 100'de 4,6052 buldum. Bu da sağlamasını yapabilirim. 0,43,43 ile 4,6052 çarpınca gerçekten 2 veriyor. Demek ki doğru bulmuşum diye terse giderek sağlamasını da yapabilirim. Peki bütün bunlar güzel. Biraz şey gibi hokkabazlık gibi işte onu ona çevir bunu buna çevir güzel. Ama ne işe yarar? Yani sayılar artık hesap makinesi kullanıyoruz. Logaritmayla bir şey hesaplayacak halimiz yok. Şey yok hani. Bir takım sayısal değerleri hesaplamak için logaritmaya ihtiyacımız yok. Ama başka şeyler için var. Ne için var? Denklem çözümleri için var mesela. Üstel denklem çözümü. Bakın burada bir uygulama üstel denklem çözümü demiş. A, B, C katsayıları hep pozitif olmak üzere. A çarpı B üzeri X eksi C eşit 0 diye bir denklemimiz var. Bu denklemi çözeceğiz. Normalde burada X çarpanda değil de üste olduğu için bunu logaritmasız çözemem. Bir şeye böl x'i tek başına varak yapamam buradan. Ama logaritma biliyorsam yapabilirim. Şimdi ne yaparım? Bir defa şu eksi c'yi karşı tarafa geçiririm. Artı c oluyor. Yani iki tarafı artı c ile toplarım. C'yi yok ederim. Yani a çarpı b üzeri x eşit c olur. Eksi c karşı tarafa geçince. Sağa geçince. Sonra iki tarafın logaritmasını alırım. Logaritma hangi tabanda olursa olsun önemli değil. İster ln ister başka bir logaritma. Log a çarpı b üzeri x eşittir log c olur. Hangi tabandaysa. Aynı taban olması lazım yalnız. Ondan sonra log a tabanında b üzeri x nedir? Çarpımın logaritması logaritmaların toplamıdır kuralından. Log a artı log b üzeri x'tir. Üste başa iner. O zaman bu ne olur? Log A artı X çarpı log B olur. Bu da neye eşittir? Sağ taraf log C'ye eşit. Buradan şimdi bakın doğrusallaştı. Buradan X'i çekebilir miyim? Çekebilirim. Log A'yı öbür tarafa atarım. Ve her tarafı log B'ye böldüğüm zaman X yalnız kalır. Yani X yıldız bunun çözüm değeri log C eksi log A bölü log B'dir. Hangi tabanda olursa olsun. İşte size logaritmalarla denklem çözümü. Demek ki bu da çok işe yarar bir şey. Şeyler, logaritmalarla denklem çözümü. Peki, biraz daha gidelim. 14, burada da 3 slide var. Bunları da yapalım. Ondan sonra dersi keselim. Egzersizden çok biraz ders yapmakta da yarar var. Biraz ileri gitmekte fena bir şey değil. Şimdi logaritmaları öğrenmişken, burada biraz tekrar gibi. Yani bunların fonksiyon olarak özelliklerini de şöyle bir hemen görmekte yarar var. 10.4, logaritmik fonksiyonlar. Logaritmik functions. Bu arada bunların hepsinin eski kayıtları da var. Bu yeni kayıtları da paylaşacağım sizle. Dün paylaşmayı unuttum galiba emin değilim ama yani bunların hepsini hem bu yeni kayıtları hem de eski kayıtlarda benim bütün bu dersler YouTube kanalımda var. Oradan da izleyebilirsiniz. Şeyleri de koyuyorum zaten bizim işte gruplarımıza, şeylerimize bu e-kampüsteki yerlere filan. Evet, 10.4 logaritmik fonksiyonlar. Logaritmik functions. Şu ana kadar logaritma özelliklerini gördük. Şimdi de bunları fonksiyon olarak biraz inceleyeceğiz. Neye benziyor bunlar fonksiyon olarak onu göreceğiz şimdi. Log fonksiyonlar ve üstel fonksiyonlar ilişkisi nedir? İşte birbirinin ters fonksiyonudur söyledik. Bakın burada çizimi de var. Y eşittir t. T'ye şeyinde x de t yerine x de diyebilirdiniz. Normal kartezyen koordinat sisteminde y eşit t yani 45 derece doğrusu. Y eşittir b üzeri t şu çok çabuk yükselen üstel fonksiyon. Y eşittir log b tabanında t ise en yavaş yükselen logaritmik fonksiyon. Şeyi bu. Ve 45 derece doğrusuna göre simetrik ters fonksiyonu bunlar birbirleri. Peki şimdi t eşittir log b tabanında y ise y eşittir b üssü t'dir işte. Y eşittir b üssü t üstel fonksiyon.
t eşittir log b tabanında y'de bunun ters fonksiyonu logaritma fonksiyonu. Dikkat edin, hep söylediğimiz şey, ters fonksiyonun argümanı yani içindeki değişken y değildir, x'tir. Şey, x değildir, y'dir. Çünkü düz fonksiyon x'i veya t'yi bağımsız değişkeni y'ye götürürken, bağımlı değişkene götürürken, ters fonksiyon bağımlı değişkeni bağımsız değişkene döndürür. Yani y'yi x'e döndürür. Burada da y'yi t'ye döndürüyor. Ona dikkat edin. Sonra aynı grafik üzerine çizmek için y ile t'nin yerini değiştiriyoruz. Ama baştan değiştirmemek lazım aslında. Yani biz çabuk ters fonksiyonu bulalım diye ilk önce y ile x'in yerini değiştirir, sonra y'yi çekeriz. Bu ama bir üç kağıt. Bu gerçekte olan değil. Gerçekte olan bu. X eşit log b tabanında y veya t eşit log b tabanında y. Y de b üzeri t'dir. Doğal taban olursa t eşittir log e tabanında y'dir. Elen y'dir. Y de eşittir e üzeri t'dir. Y eşit e üzeri t üstel fonksiyon. T eşittir log e tabanında y ya da elen y. Bunun ters fonksiyonu logaritma fonksiyonu işte. Bu arada bu ters fonksiyon olayında bir nedensellik yok. Değişkenlerin birbirlerine göre nasıl değiştiklerini gösteriyor. Yani birlikte mi artıyorlar, azalıyorlar mı? Biri artarken diğeri mi azalıyor, ters yönde mi değişiyorlar? Bunu gösteriyor. Yoksa yani t eşittir log b tabanında y, y değişince zaman değişiyor anlamına gelmiyor. Zamanı etkiliyoruz gibi bir şey değil bu. Böyle bir garip felsefi anlamı yok. Zaman içinde zamanın aktığı yönde. Mesela zaman ilerlerken bu şey de büyüyor. Veya zaman ilerlerken bu şey de küçülüyor. Veya bu şey küçülürken zaman ileriye doğru gidiyor. Zaman da akıyor. Anlamına geliyor. Yani birlikte şu şekilde değişiyor. Biri artarken öbürü de artıyor ya da biri artarken diğeri azalıyor. Ters yönde değişiyorlar gibi bir anlamı var. Yoksa birinin diğerini etkilediğini ifade etmiyor aslında. Öyle bir yanılgıya kapılmayalım. Yani ben bir şey yapıyorum diye, ne bileyim ben yemek yiyorum diye zaman değişmiyor. Böyle bir şey değil. Veya zaman geçtiği için ben daha çok yemek yiyor değilim. Ama zamanım varsa, biraz daha uzun zaman varsa biraz daha fazla yemek yiyebilirim. Ama bu şey değil. Yemek yiyorum diye zamanı etkiliyorum diye bir şey yok yani. Peki şimdi. Logaritma fonksiyonunda, üstel fonksiyonunda şurada da gördüğümüz gibi çizimlerinde tek düze artan fonksiyonlardır. Yani monoton fonksiyonlardır, tek düzedir ve x artarken y'de ya bağımsız değişken artarken bağımlı değişken de artar, bağımsız değişken azalırken bağımlı değişken de azalır. Aynı yönde değişir bunlar. Tek düze artan fonksiyonlar. Log b tabanında y üzeri 1, log b tabanında y üzeri 2'ye eşitse y1 eşit y üzeri y1 eşit y2'dir. Log b tabanında y1 eşit log b tabanında y2 ise y1 eşit y2'dir. Log b tabanında y1 büyük log b tabanında y2 ise de y1 büyük y2'dir. Dikkat ederseniz çift taraflı gerektirme bunlar. Yani y1 eşit y2 ise log b tabanında y1 eşit log b tabanında y2'dir. Y1 büyük y2 ise de log b tabanında y1 büyüktür log b tabanında y2'den. Grafiksel biçim, işte çizimleri var burada zaten. Söyledik. Aynı koordinat sistemine çizildiklerinde, yani burada y üzeri bt düz fonksiyon, y üzeri eşittir log b tabanında t'de y eşittir b üzeri t düz fonksiyon, y eşittir log b tabanında t'de bunun ters fonksiyonu olarak görürsek aslında t eşittir log b tabanında y'dir. Ama aynı grafik üstüne çizmek için t ile y'nin yerini değiştirir, y eşittir log b tabanında y yapar, öyle çizeriz. Üstel fonksiyon artarak artar. Özellikleri bir, üstel fonksiyon artarak artar. Yani hem birinci türevi hem de ikinci türevi pozitiftir. Hem artar hem de artarak artar. Çok çabuk artar üstel fonksiyon. Logaritmik fonksiyon ise azalarak artar. Yani birinci türevi pozitiftir, ikinci türevi ise negatiftir. Bakın, kesin iç bükey bir fonksiyon. Üstel fonksiyon ise kesin dış bükey bir fonksiyon. Hem birinci türevi hem ikinci türevi pozitif. Artarak artıyor. Logaritma fonksiyonu ise azalarak artıyor. Birinci türevi pozitif, ikinci türevi negatif. Tanım kümelerine gelince, üstel fonksiyonun tanım kümesi tüm reel sayılar, logaritmik fonksiyonun tanım kümesi sadece kesin pozitif reel sayılar, sıfır da değil, sıfırdan büyük reel sayılar. Üstel fonksiyonun değer kümesi, görüntü kümesi sadece pozitif reel sayılar, kesin pozitif, sıfır da değil, kesin pozitif reel sayılar. Logaritmik fonksiyonun görüntü kümesi ise tüm reel sayılar. Yani birbirine göre ters işte. Üçüncü özellik,
F0 yani B üzeri 0, buraya T yerine 0 koydum. Üstel fonksiyonun B üzeri 0, 1'dir daima. Herhangi bir tabanı 0 kuvvetine kaldırırsam 1 elde ederim. Aynı şekilde herhangi bir tabanında 1'in logaritması da 0'dır. Şurası 1 sayısının logaritması daima 0'dır. Görüntüsü dikkat edin. İçine 0 koymuyorum. İçine 1 koyuyorum, 0 veriyor logaritma. Üstel ise içine 0 koyduğum zaman 1 veriyor. Dördüncü özellik, y 0 ile 1 arasındaysa log y de negatiftir. Log y onun fonksiyon değeri negatif olabilir. İçine negatif koyamam, 0 da koyamam. Ama logaritmanın içine 0 ile 1 arasında bir sayı koyarsam 1 bölü 2 mesela, onun logaritması negatif olacaktır. Logaritmanın kendi değeri negatif olabilir. İçine negatif koyamam ama görüntüsü negatif olabilir. İşte onu söylüyor. 0 ile 1 arasında sayıların logaritması negatiftir. Y eşit 1 olursa log y 0'dır. Y 1'den büyükse log y pozitiftir. İşte şurada gördüğümüz gibi. Peki genel üstel fonksiyon ve ters fonksiyon, tamam. Nedir bunlar? Biraz buna da bakalım. Genel üstel fonksiyon y eşittir a e üzeri rt'dir. Tamam. Bu genel üstel fonksiyon. Bunun ters fonksiyonunu bulmak için ne yapmam lazım? Logaritmasını alayım. Ln y doğal logaritmasını alayım. Doğal logaritma ile bazı şeyler daha kolay olur. Bunu da fark etmez. Yani şu anda yaptığım şeyi herhangi bir tabanda yapabilirdim ama türevini alırken falan doğal logaritma daha kolay olur. Şimdi nedir? Y eşittir a e üzeri rt. Güzel. Ln y o zaman ln a e üzeri rt'dir. Çarpımın logaritması logaritmanın toplamı olduğuna göre öyle toplama çeviririm bunun. İçerideki üstler de başa ineceği için bunu ln a artı r çarpı t çarpı ln e olarak açabilirim. Yani ln a artı ln e üzeri rt, o rt de başa inince ln a artı r çarpı t çarpı ln e olarak bunu açabilirim. Ln e de 1'dir zaten. E'nin doğal logaritması 1. Dolayısıyla bu ln a artı r çarpı t'dir. Buradan da t'yi çekersem işte t eşittir ln y eksi ln a bölü r'dir. R sıfırdan farklı olmak kaydıyla. İşte size y eşittir a e üzeri rt'nin ters fonksiyonu. Ya burada içine t koyunca y'yi veren fonksiyonsa içine y koyduğun zaman beni t'ye döndüren fonksiyon, t'yi veren şey ln y eksi ln a bölü r'dir. Bu da işte doğal üstel fonksiyonun ters fonksiyonu logaritmasıdır. Ln y eksi ln a bölü r. Bunların çizimleri de öncekilere çok benzer olacaktır. Yani şu bir önceki grafikteki şuradaki çizimler gibi olacaktır. Tek farkı işte başındaki katsayı birden farklı olacaktır ve üzeri t olacağına rt olacaktır. Eğimleri değişecektir. Yoksa çizimler benzer olacaktır sonuçta. Dolayısıyla mesela y eşittir a e üzeri rt fonksiyonu dikey ekseni y eşit 1'de değil de y eşit a'da kesecektir. Yani t'ye 0 verdiğim zaman burada e üzeri 0 1. Dolayısıyla 1 değeri değil a değeri verecektir o. T eşit 0 olunca işte y eşittir a e üzeri 0. A üzeri, e üzeri 0 1'dir. Bu da a verir. Tersi olan logaritmik fonksiyonda ise t ve y'nin yerini değiştirerek işte y eşittir ln t eksi ln a bölü r olacaktır. Bu da yatay ekseni t eşittir a noktasında kesecektir. Çünkü y eşit 0 ve r farklı 0 olmak üzere y'nin 0 olabilmesi için ln t'nin ln a'ya eşit olması lazım. Dolayısıyla t'nin de a'ya eşit olması lazım. Dolayısıyla da işte deminki resme benzer ama eksenleri 1'de keseceğine a diye bir sayıda kesecektir. Tek fark o olacaktır. Taban çevirme yine burada da taban çevirme mümkün. Nasıl yapacağız? Logaritmayı bildikten sonra bunlar çok kolaylaşıyor iş. Nedir? İşte y eşittir a çarpı b üzeri ct. Bunu a çarpı e üzeri rt'ye çevirebilir miyim? Ya da hangisini, yani ikisini birbirine çevirebilir miyim? Çevirebilirim. A çarpı b üzeri ct'yi a çarpı e üzeri rt olarak yazabilirim. Veya burada hani c
ve R'nin ne olması lazım ki işte filan bunlar birbirlerine eşit olsunlar gibi buradan çeşitli şeyler türetebilirim. Nasıl yapacağım? Dedik ya bizim logaritma bizim silindirimiz. Burada böyle üslü çokluklar, üslü ifadeler varsa çarpımlı, üslü filan bunun logaritmasını alıp doğrusallaştırırım. Oradan da istediğimi çözebilirim ondan sonra. Dolayısıyla a çarpı b üzeri ct, a çarpı e üzeri rt'ye eşitse iki tarafın logaritmasını aldığım zaman doğal logaritmasını alıyor. Başka tabanda da olabilirdi ama daha rahat elen. Çünkü e üzeri rt'de var. Dolayısıyla elen a çarpı b üzeri ct eşittir elen a çarpı e üzeri rt'dir. Yine çarpımın logaritması logaritmaların toplamıdır ve üst başa iner kurallarından. Bunu elen a artı c çarpı t elen b olarak sol tarafa açabilirim. Sağ tarafı da elen a artı r çarpı t elen e olarak açabilirim. Elen e de 1'dir. Burası 1 ile çarpılır. Şunu silebilirim, sadeleştirebilirim. Elen a'lar aynı. Bunları sadeleştirebilirim. Bunlar da gider. Ne kalır? C çarpı T çarpı elen B eşittir R çarpı T kalır. T'ler de sadeleşince işte R'yi C çarpı elen B olarak bulabilirim. Ya da elen B üzeri C de yazabilirim istersen. Dolayısıyla R'yi C çarpı elen B olarak alırsam buradaki C'yi o zaman şu iki ifade birbirine aynı fonksiyon olur bunlar. A çarpı B üzeri CT ile A çarpı E üzeri RT aynı fonksiyonu, aynı çizimi, aynı sonuçları verirler. Demek ki R'yi CE çarpı elen B olarak almam lazımmış. İşte bunu söylüyor. Sağlaması da çok kolay. C şeye ne derler? R yerine C çarpı elen B koyarsam buraya A E üzeri RT'de R yerine C çarpı elen B koyarsam bunu da ne yaparım? Elen B üzeri C yaparım. E ile elen birbirini götürür. B üzeri C çarp üzeri T kalır. Üstlerde çarpılacağı için B üzeri CT olarak A'sı zaten başta aynı. A çarpı B üzeri CT'yi elde edebilirim. Nasıl kullanılır? Mesela şurada bir kullanımı var. Y eşittir. Bir örnek. Y eşittir 2 üzeri T. Bunu E tabanına çevirebilir miyim? Tabii çevirebilirim. Bunu A çarpı E üzeri RT yapabilir miyim? Yapabilirim. Nasıl yaparım? A yerine 1 alabilirim. Veya görmüyorsam da hemen şu sağ tarafın elenini alırım. Sol tarafın da elenini alabilirim. Bunu sol tarafı 1 çarpı 2 üzeri T gibi düşünürüm. Sağ tarafı da E A çarpı E üzeri RT gibi düşünürüm. İki tarafın logaritmasını alınca elen 1 çarpı 2 üzeri T elen eşittir. Elen A çarpı E üzeri RT olur. Açınca bunları işte kurallarla elen 1 artı t çarpı elen 2 bulurum sol tarafta. Sağ tarafta da elen a artı r çarpı t elen e bulurum. O zaman ne olur? Elen a elen 1'e eşit olur. O zaman a 1'e eşit olur. Şuradan elen e 1'dir. Burası yok olur. T çarpı elen 2 rt'ye eşit olur. Oradan da t'leri de sadeleşince r'yi elen 2 olarak bulurum. Dolayısıyla y eşittir 1 çarpı e üzeri elen 2 çarpı t olarak bu şekilde e tabanına çevirebilirim. Hep yani üstelleri de logaritmaları da istediğim tabana çevirebilirim. Başka bir şey, başka uygulamalar yine. İşte y eşittir 3 çarpı 5 üzeri 2, 5 üzeri 2t ise bunu a e üzeri rt yapabilir miyim? Yapabilirim. Hemen iki tarafın elenini alayım. Elen y eşittir. Elen 3 artı 2t elen 5'tir. Bu da elen a artı rt elen e'dir. Elen e 1'dir zaten gider. Elen a elen 3'e eşit. Oradan a eşit 3 olur. T'ler sadeleşir. Elen e 1'dir. R'yi de 2 elen 5 aldığım zaman işte y'yi 3 çarpı e üzeri 2 elen 5 çarpı t olarak böyle yazabilirim. Benzer şeyleri logaritmalarla da yapabilirim. Mesela t eşittir log b tabanında y ise bunu log b tabanında e çarpı log e tabanında y olarak yazabilirim daima. Araya e tabanını sokuşturabilirim. Ve log b tabanında e'yi de 1 bölü log e tabanında b diye yazabilirim. O zaman bu ifade log e tabanında y bölü log e tabanında b olur. Yani elen y bölü elen b olur. Dolayısıyla herhangi bir log b tabanında y'yi elen y bölü elen b olarak yazabilirim. T eşittir mesela a çarpı log b tabanında c çarpı y ise bunu a çarpı log b tabanında e çarpı log e tabanında c çarpı y olarak yazabilirim.
Log B tabanında E de 1 bölü log E tabanında B olur. O zaman burası A bölü log E tabanında B olur. Burası da log E tabanında C'ye ln C'ye demektir. İstersen bunu hatta ln C artı ln Y olarak da açabilirim. Ya da açmadan kullanmış burada. O zaman ne olur? Log E tabanında B'de ln B'dir. Demek ki bu A çarpı ln C çarpı Y bölü ln B'dir. Bir başka örnek. Yine bunun örneği. T eşittir log 2 tabanında Y. Bunu doğal logaritmaya çevirebilir miyim? 2 tabanında logaritma doğal logaritmaya tabii olur. Araya işte o kuralı zincir kuralını şeyin logaritmalar için zincir kuralını kullanarak araya e'yi sokuşturabilirim. Log 2 tabanında y, log 2 tabanında e çarpı log e tabanında y'dir. Log 2 tabanında y de 1 bölü log e tabanında 2'dir. O zaman bu ifade 1 bölü log e tabanında 2 çarpı log e tabanında y yani ln y bölü ln 2'dir. Ln 2 de 0,6931'dir. Dediğim gibi ezberlememize gerek yok. Böyle bir şey gerekirse ben veririm size. Ln y bölü 0,6931'dir. Bir başka örnek. T eşittir 7 çarpı log 10 tabanında 2 çarpı y. Bunu ln'e doğal logaritmaya çevirebilir miyim? Çevirebilirim. Ne yaparım? T eşittir 7 çarpı log 10 tabanında e çarpı log e tabanında 2y yaparım. Log 10 tabanında e'yi de 1 bölü log e tabanında 10'dan 7 bölü log e tabanında 10 olur. Log e tabanında 2 çarpı y'yi de log e tabanında 2 artı log e tabanında y olarak açarım. Çarpım logaritması logaritmaların toplamıdırdan. O zaman burası ne oldu? Log e tabanında 10 ln 10 oldu. 7 bölü ln 10 çarpı hepsi çarpı parantez içinde ln 2 artı ln y oldu. Ln 10 2,3026 7 bölü 2,3026 çarpı 0,6931 artı ln y. İşte bakın böyle her şeyi sayısal değerleriyle de ondan sonra hani denklem çözmede filan işe yarayabilir bunlar. Ama dediğim gibi hiç bu sayıları ezberlemeyin. Bir şey gerekirse bu şeyler, bu sabitler, bu sayılar ben size veririm bunları. Sorunun içinde veya ne çalışıyorsun, neyle uğraşıyorsun orada şey yapar. Bunlar ezberlenecek şeyler değil. Sadece kuralları bilin ve uygulayabilin. Asıl önemli olan o. Bu arada bir not. Üstel fonksiyon y eşittir b üzeri t yazıldığı zaman bunun ters fonksiyonu t eşittir log b tabanında y olur. Doğru. Yani ters fonksiyonu da t eşittir log b tabanında y. Ama aynı grafikte gösterirken ya da tek başına analiz ederken y eşittir log b tabanında y ya da y eşittir log b tabanında x de yazabiliriz. İşte şeyi bu bunun kuralı da bu. Şeye dikkat edeceğiz. Yani kural olarak düz fonksiyon bağımsız değişkeni bağımlı değişkene götürür. Ters fonksiyon bağımlı değişkeni bağımsız değişkene döndürür. Ama aynı grafik üzerine şey yapacaksak, çizeceksek o zaman y ile x'in yerlerini değiştiririz. Bağımlı ile bağımsızın tekrar yerini değiştirip iki grafiği aynı kartezyen koordinat sisteminde çizebiliriz. Yoksa aslında ters fonksiyonda t eşittir log b tabanında y. Ona da dikkat edelim. Evet, bugünkü şeyi buraya kadar yani ders kısmı konu anlatımı buraya kadar bir 2-3 dakika ihtiyaç molası verelim. Ondan sonra biraz yine eski egzersizlere dönüp biraz egzersiz yapalım. Kayıtlı devam ediyoruz, durdurmuyoruz. Bir 3 dakika kadar ihtiyaç molası.
Evet arkadaşlar. Şimdi sesimi duyup ekranımı görebiliyor musunuz? Şu anda tüm ekran paylaşımı yaptım. Hem şeyi yani benim ekranımda ben ne görüyorsam sizin de onu görmeniz lazım. 8 6'nın egzersizleri, 8 6'nın alıştırmaları. Tabii bizde 4. baskının çözüm kitabı var. Aynı zamanda onu da açınca şöyle görebilmeniz lazım. Yani hem egzersizleri hem de çözüm kitabından bunların çözümlerini şu anda ekranımda paylaşıyorum. Bunları görebiliyor musunuz? İster şeyi mikrofonunuzu açıp söyleyin. Ah güzel. Buse söylemiş. Evet hocam görüyoruz. Harika. Tamam. Çünkü onu görebilmeniz önemli. Peki bakalım 8-6'dan biraz gidelim. 8-5'i bitirdik zaten dün. Şimdi 8-6'nın egzersizlerine, alıştırmalarına başlıyoruz. Bunlar da 3. ve 4. baskıda çoğunlukla aynı. Belki 4. baskıda bir iki şey eklenmiş olabilir. Ama çoğunlukla aynılar. Birincisinde ne diyor? Şimdi şeyin daha evvel bu modeli gördük. İçinde C'si olmayan C'leri sadeleşmiş bir şey ulusal gelir modeli. S'ye artı T'ye eşittir I'ye artı G0 olan model bu. Ulusal gelir denkliğini bu şekilde ifade edilmiş. S tasarruf fonksiyonu sadece gelire bağlı basitleştirmiş. Sadece gelire bağlı demiş. Faiz yok burada sadece gelir var. T'ye T vergi hasılatı vergi geliri o da ulusal gelire bağlı Y'ye. I yatırımlar o da ulusal gelire bağlı. Şey yok faiz olmayan bir model bu. Ve G0 kamu harcamaları da dışsal olarak G0 olarak verilmiş. İşte şey İngilizce olarak da bu dediklerimizi anlatıyor. Bunların türevleri de şöyle. S'nin yani tasarrufların, T'nin vergi gelirlerinin, I'nin yatırımların hepsinin ulusal gelire göre türevi pozitif. Aynı zamanda S'nin türevi ile T'nin türevlerinin toplamı da I'nin türevinden daha büyük. Bunun niye böyle olması gerektiğini daha sonra göreceğiz. Bu bize bir işte çözülebilirlik koşulu sağlıyor. Veya daha anlamlı hale geliyor model sonuçta. Peki. Kamu harcamaları dışsal G0 olarak verilmiş. Hepsinin türevleri var. Hepsinin türevleri sürekli. Yani bütün bu parça fonksiyonların, bütün bu elemanların hepsi türevli fonksiyonlar ve türevleri de sürekli. Problem yok. Şimdi ilk önce A şıkkında diyor ki S'nin, T'nin, I'nin türevlerinin bunlar zaten tek değişkenli benim şurada faiz yok dediğimiz gibi. Bunların türevlerinin ekonomik anlamları nedir diyor. Yazmak istiyorsanız hemen sağ tarafa yazabilirsiniz. Mesela S'nin türevi ne demek? T'nin türevi ne demek? I'nin türevi ne demek? Yazana aferin verebilirim. Buradan sağdan. Şey tarafında. Chat tarafına, bu sohbet tarafına yazabilirsiniz istiyorsanız. S'nin türevinin anlamı ne mesela? Değil mi? Hatta bunun bir adı da var. İktisatta bir adı da var o S'nin türevinin. Ne demek bu? Ya anlamını hani bir adını da yazabilirsiniz veya ne demek olduğunu da yazabilirsiniz. Yazan olursa da puan şey veririm buradan aferin veririm. S toplam tasarruf fonksiyonu, T toplam gelir fonksiyonu, toplam vergi gelir fonksiyonu, I şey ne derler? Toplam yatırımlar. G0 da toplam kamu harcamaları. Marjinal tasarruf eğilimi çok güzel. Evet Buse bu bir marjinal tasarruf eğilimidir. Marginal propensity to save out of income ya da İngilizce söyle Türkçesi de marjinal tasarruf eğilimi ya gelirden marjinal tasarruf eğilimi. Ne demek bu? Gelirimizin ne kadarını yani 1 lira fazla gelir gelirse onun kaç kuruşunu kenara koyuyoruz, tasarruf ediyoruz, tüketmiyoruz. Tasarruf ediyoruz. Tasarruf bu demek tüketmeyip kenara koyduğumuz. İşte 1 liranın mesela 20 kuruşunu 0,2 kadarını kenara koyuyoruz. İşte bu o zaman S'nin Y'ye göre türevi 0,2 oluyor mesela. Bu da marjinal tasarruf eğilimi. Peki T'nin Y'ye göre türevi neyi gösteriyor?
Soru herkese açık, herkes cevaplayabilir. Marjinal gelir vergisi oranı denilebilir. Aslında bu gelir vergisinden daha fazla bir şey. Gelir vergisi sadece bir vergi türü. Bu ise gelire bağlı hepsi, yani KDV falan da var bunun içinde, hepsi var. Gelire bağlı olan, üretime bağlı olan, Y dediğimiz şey sonuçta gelir, yani toplam üretim. Ona bağlı olan tüm vergilerin tamamı. Yani o işte vergilerin bir fonksiyonu, toplam gelir, toplam vergi gelirin, onun 1 lira fazla üretim yaptığımız zaman veya gelir ürettiğimiz zaman onun ne kadarını vergi olarak devlete verdiğimiz. İşte bunu gösteriyor burada. Marjinal gelir vergisi oranı, marjinal vergi oranı belki demek daha doğru. Yani çünkü gelir vergisi doğru. Yani gelir vergisi şöyle, gelir vergisi işte gelire bağlı vergiden sadece bir türü. Onun için ben gelir vergisi lafını çok sevmiyorum. Burada sadece gelir vergisinden değil, gelire bağlı olan tüm vergilerinden bahsediyor. Dolayısıyla da gelirden vergi eğilimi, vergi verme eğilimi gibi bir şey söyleyebiliriz. Ama marjinal gelir vergisi oranı da çok yanlış değil sonuçta. Evet. Güzel. O da güzel. Peki. I üssüne peki. I'nın türevine. Biraz da başkası söyleyeceğiz. Kim var? Ceyda var. Ceyda da söylüyor. Marjinal yatırım eğilimi. Kim söyleyen? Buse. Evet. Marjinal gelirden marjinal yatırım eğilimi. Aynen öyle. Şimdi marjinal tasarruf eğilimiyle marjinal yatırım eğilimi aynı şey değil. İnsanlar tasarruf edebilirler ama bunların yatırıma dönüşeceği kesin değil. Dolayısıyla yatırım eğilimi başka bir şey, tasarruf eğilimi başka bir şey. Dolayısıyla da bunların farklı türevleri olması da doğal aslında. İlla aynı olacak diye bir şey yok. İlla tüm tasarruflar otomatik olarak yatırıma dönüşür diye de bir şey yok. Bu konuda iktisatçılar kavga ediyorlar. Kimisi dönüşür diyor, kimisi dönüşmez diyor. Dolayısıyla da aslında S'nin Y'ye göre türeviyle I'nın Y'ye göre türevinin veya S, Y'nin I'ye eşit olacağı diye bir şey yok. Şu sol tarafla sağ taraf toplamı eşit olacaktır, doğru, ama S'nin I'ye eşit olması veya S'nin türevinin I'ye eşit, I'nın türevine eşit olması diye de bir şey yok. Onlar farklı farklı fonksiyonlar. Tasarruf edebilirsiniz ama yatırım yapmayabilirsiniz onunla. Kenara, yastık altına koyabilirsiniz mesela. Evet. Demek ki işte bu konuştuğumuz şeylerin hepsinin birer ekonomik anlamı var. Bakın bu çözüm kitabında da bunlardan da bahsediyor burada. Bakın marginal propensity to save, İngilizcelerini tabii yazıyor burada. Bu İngilizce çünkü. Marginal income tax rate, marginal propensity to invest. Aynen öyle. Kitapta da hatta şey kullanmış. Marginal gelir vergisi oranı demiş. Dediğim gibi ben aslında çok sevmiyorum. Çünkü gelir vergisi gelire bağlı vergilerin sadece bir türü. Başka şeyler var. KDV'de mesela gelire bağlı bir vergi ama gelir vergisi değil. Gelir vergisi deyince daha sınırlı bir şey anlıyoruz. Ama doğru. Tamam. Güzel. Peki B şıkkında ne soruyor? Bakalım. Ne diyor? Bakın bakalım diyor. Şeyin örtük fonksiyon teoreminin koşulları burada geçerli mi? Öyleyse de şeyi yazın diyor. Ne derler? Denkliği yazın diyor. Yani örtük fonksiyon kuralına geçin oradan diyor. İşte df, yani f eşi, f denk sıfır oluyor ya, oluyor mu bakalım, öyleyse yazın onu diyor. Ne yapacağız? Bunu bir defa bir örtük denklem haline getirmemiz lazım. Şu anda bu verdiği halde bir örtük denklem değil. Sol tarafı sağ tarafı ayrı ayrı var. Ne yapacağız? Bir defa her şeyi sol tarafa atırıp sağ tarafı eşit sıfır yapacağız. Homojen bir denklem haline getireceğiz bunu. O zaman ne olacak? S'ye artı T'ye eksi I'ye eksi G sıfır olacak, bu eşit sıfır olacak değil mi? Her şeyi sol tarafa atacağız, sağ taraf sıfır olacak ki örtük hale gelsin. Tamam mı? Peki. O zaman bizim büyük F'miz, örtük fonksiyon teoremindeki büyük F ne olacak? İşte S'ye artı T'ye eksi I'ye eksi G sıfır olacak. Bu da eşit sıfır. Büyük F eşit sıfır. Kim burada içsel? Tek bir içsel değişken var, Y. Kim dışsal? Y0. Başka bir şey var mı? Yok. Bir de türevler var. Bildiğimiz bunlar. O zaman herhalde bir neyi bulacağız en sonunda? O içselin dışsala göre türevi. Yani Y yıldızın, onun denge değerinin G0'a göre karşılaştırmalı durağın türevini arıyoruz herhalde. Burada çünkü bir içsel bir de dışsal var. Başka bir şey yok. Tek bir denklem, tek bir içsel değişken.
Ve hasbelkader bir tane de dışsal değişken var. Kamu harcamaları dışsal. İşte kamu harcamaları 1 lira arttırırsak ulusal gelirin denge değerine ne yapar? Bunu soruyoruz burada aslında. Peki o zaman büyük F eşittir SY artı TY eksi IY eksi G0. Güzel. Şeylerine bakalım. Nesine bakacağız? İçsel dışsal tüm değişkenlere göre türevleri var ve sürekli mi? A koşulu değil mi? Örtü fonksiyon teoreminin. B koşulu da ne? İçsel değişkeni, büyük F'nin içsel değişkene göre türevi sıfırdan farklı mı? Birden çok fonksiyon, birden çok değişken olsaydı Jacobi'ye bakacaktık. Jacobi determinantına bakacaktık. Ama burada tek bir değişken, tek bir denklem var. O büyük F'nin, işte o örtük denklemin Y'ye göre, yani içsel değişkene göre kısmi türevi sıfırdan farklı mı? Ona bakacağız. Nasıl bileceğiz bunu? Bunu da bize verilen şeyin başında, egzersizin başında verilen sınırlamalara göre. O zaten bir takım varsayımlar var. Onlara göre bileceğiz. Bakalım. Bu büyük F'nin türevi ne olacak? Şeyi, büyük F'nin G0'a göre türevi nedir? Y'ye göre türevi nedir? Bir yazın bakalım. Büyük F'nin G0'a göre türevi nedir? İsterseniz önce büyük F'yi de yazın. Evet, yok mu yazan? Büyük F, SY artı TY eksi IY eksi G0 eşit 0 değil mi? Örtük denklem bu. Bunun G0'a göre türevi nedir? Bir de Y'ye göre türevi. G0'a göre türevi eksi 1'dir değil mi? Ben mi göremiyorum? Yazıyor musunuz? Yazan var mı? Ya güzel. F'ye göre de evet S üssü, yani şöyle. F'nin kendisi S artı T eksi I eksi G0. O şey ne der? S'nin şey, F büyük F ifadesinin tamamı. Eşit 0 sağ taraf. G0'a göre türevini alırsam G0 öbür tarafa gelince eksi G0 olduğu için bu büyük F'nin G0'a göre türevi eksi 1'dir. Peki büyük F'nin Y'ye göre türevi nedir? S üssü artı T üssü eksi I üssüdür. Yani S'nin işte türevi artı T'nin türevi eksi I'nin türevidir. Bu nedir? Büyük F'nin Y'ye göre türevi. Bunun B şıkkında ne olması gerekiyor? B koşulunda bunun pozitif olması gerekiyor. Nereden biliyorum pozitif olduğunu? İşte soruda vermiş. S üssü artı T üssü büyük I üssü demiş. Demek ki S üssü artı T üssü eksi I üssü kesin pozitiftir. Kesin pozitif olan bir şey de sıfır olamaz. Dolayısıyla B koşulu da sağlanıyor. Yani hocam G0'a göre eksi olmaz mı? Olmuş. Evet. Ben şimdi gördüm Ceyda. Aynen öyle. Eksi 1 olur. Çok doğru. G0'a göre büyük F'nin türevi eksi 1 olur. Öbür tarafa attığın için G0'a eksi G0 olur. Türevini alınca da eksi 1 olur. Aynen öyle. Y'ye göre alınca ise büyük F'nin S üssü artı T üssü eksi I üssü olur. S üssü artı T üssü I üssüden büyükse S üssü artı T üssü eksi I üssü de sıfırdan büyük olacaktır. Dolayısıyla B koşulu da sağlanmış olacaktır. Yani örtük fonksiyon teoreminin koşulları tamam. Peki bu bize ne diyor? Hatırlayalım. Diyor ki sizin bu denkleminizi sağlayan bir denge noktasının, mesela G0, Y yıldız gibi bir noktanın öyle bir komşuluğu vardır ki bu komşuluktaki tüm Y'ler G0'ın birer küçük f gibi fonksiyonudur siz görmeseniz de. Üstelik de bunlar sürekli türevli ve türevleri de sürekli olan bir fonksiyondur diyor. Cici bir fonksiyondur diyor. Sonra da işte buradan büyük f denk 0 yapıp, yani işte sorduğu şey sy artı ty eksi iy eksi g0 denk 0 oluyor artık bundan sonra. Oradan da sol tarafın türevsini alıp sıfıra eşitleyebiliyorum. DF, D büyük F eşit sıfır yapabiliyorum. O da nedir? İsterseniz yazın, isterseniz ben söyleyeyim. Yazana yine aferin var. Nedir bu türevsel? Büyük DF dedi, D büyük F dediğimiz türevsel nedir? Sağ tarafı sıfır zaten, sıfırın türevseli sıfır. Sol tarafın türevselini alacağız. S'nin Y'ye göre türevi S üssü çarpı D'ye. Artı T üssü çarpı DY eksi I üssü çarpı DY eksi bir kere DG0. O zaman bu türevleri de toplayınca işte S üssü artı T üssü eksi I üssü çarpı DY
eksi 1 kere dg 0 eşittir 0. İşte türevsel d büyük f eşit 0'ın da açık hali bu. Peki sonra ne diyor? Ha, ondan sonra işte dy yıldız veya dy çizgi demiş burada. Bunun g 0'a göre türevin onun dy yıldız bölü dg 0 veya dy çizgi bölü dg 0 yani karşılaştırmalı duran türevi bulun diyor. E nedir bu? Formülden de çıkarabiliriz. Dy yıldız bölü dg 0 eşittir eksi ya da direkt türevselden çözebiliriz aynı şey. Eksi büyük f'nin g 0'a göre türevi bölü büyük f'nin y'ye göre türevi, değil mi? Şeyin formülü de bu. Hani bu türevin formülü. Ama hatırlamıyorsanız hiç sorun değil. Türevsel alıp sıfıra eşitleyip oradan da çözebilirsiniz. E ne veriyor bu o zaman? Büyük f'nin g sıfıra göre türevi eksi 1 bölü, ha başında da eksi var. Eksi ile eksi 1 birbirine götürüyor. Artı 1 oluyor. Bölü büyük f'nin y'ye göre türevi. O da ne? S üssü artı t üssü eksi ö üssü. Onun da pozitif olduğunu biliyoruz. Yukarısı da eksi eksi 1 artı 1 oldu. Pozitif. Pozitif bölü pozitif de pozitiftir. Demek ki kamu harcamaları artınca dışsal o birazcık artınca ulusal gelirin denge değeri de artıyormuş. İşte bunun için de hükümetler kamu harcamasını severler. Hele de seçim dönemlerinde şimdi olduğu gibi. Evet. İşte şey bunun. Ha, ekonomik sonuçlarını da tartışın diyor. Aynen bu kamu harcamaları artınca ulusal gelirin denge değeri de artar. Fazlasında hatta siyasisini de tartıştık biz. Fazlasını yaptık orada sordum. Nerede? Şurada bir yerde. Bakalım. Bakın çözümü de burada var. İşte büyük F, Y, G, 0, S, Y artı T, Y, eksi I, Y, eksi G, 0 eşit 0. Buradan da işte D şeyi aradaki aşamaları atlamış biz onları da tartıştık. F'nin y'ye göre türevi s üssü artı t üssü eksi I üssü dolayısıyla pozitif olduğu için sıfırdan farklı. Dolayısıyla şey kullanılıyor. Örtük fonksiyon teoremi. Şey denkliği ise denge denkliği yani büyük f denk sıfır s'nin s y yıldız tabi denge noktasındakileri almış çünkü onunla ilgileniyoruz. S y yıldız artı t y yıldız eksi I y yıldız eksi g sıfır denk sıfır artık eşitlikten fazla. Ondan sonra da işte formülü kullanmış direkt oradan atlamış ama biz fazlasını da söyledik. Türevsel halini de yazdık. Söyledik ya da en azından ve size de tavsiye ederim yazın yani aceleniz yoksa görün o türevseli. Oradan çözümünü çözeceksiniz. Aceleniz varsa direkt formülden de çözebilirsiniz. İşte dy yıldız bölü dg 0 eksi f'nin g 0'a göre türevi eksi 1 bölü f'nin y'ye göre türevi büyük f'nin y'ye göre türevi. O da s üssü artı t üssü eksi I üssü. Eksi ile eksi 1 birbirine götürür 1 oldu. 1 bölü s üssü artı t üssü eksi I üssü. E bu da pozitif. Pozitif bölü pozitif. Pozitif. Demek ki işte g 0 arttığında ulusal gelirin denge değeri de artıyor. G sıfır azalınca da ulusal gelirin denge değeri de azalıyor. İşte çözümü de bu. Pekala. Geldik şimdi ikinci soruya. İkinci soruda bir arz talep modeli. Birincisi bir makro modeldi. İkincisi bir mikro model. Bir arz talep modeli. Tek mallı piyasa modeli. Talep var, arz var. Bir de bunların denkliği var. Yani arzla talebin birbirine şey olması, eşit olması, denge koşulu var. Onu yazmamış bile, onu bildiğimizi, onu bizim kendi yazabileceğimizi biliyor zaten. Sadece arz ve talebi vermiş, o da yeterli. Onları da zaten örtük şeyler olarak, yani tam fonksiyonel formlarını da vermemiş. Şart mı? Değil. Bu arada birinci soruda sorun yok değil mi? Bilmiyorum var mı herhangi bir şey? Ben siz sorunuz varsa lütfen sorun. Şeyden de chat kısmından da sorabilirsiniz. Sohbetten isterseniz mikrofonunuzu açıp da sorabilirsiniz de. Birinci soruda bir anlaşılmayan bir şey kaldı mı? Peki o zaman ikinci soruya geçelim. Şey yapalım. Neymiş? Tamam harika. Harika memnun oldum. Şimdi QD eşittir. D, P, Y, 0. Bu bir talep fonksiyonu. Nesini biliyoruz? Türevleri biliyoruz. Başka bir şey bilmiyoruz. Fonksiyonel formu vermemiş. Q, S, D, S, P, T, 0. Demek ki ne var? Bir tane içsel değişken var. P, fiyat. Bu modelde tek bir içsel değişken var. Fiyat. Y, 0, T, 0. Yani tüketicinin geliriyle vergiler. T, 0'da vergiler herhalde. Evet. Olmuş. Ondan sonra bunlar dışsal.
İki tane dışsal, bir tane içsel değişken var bu modelde. İçsel değişken fiyat, o malın fiyatı. Sonuçta denge fiyatı olacak tabii dengede. Ondan sonra bir de işte tüketicinin geliri, o talep fonksiyonunda dışsal olarak var. Üreticinin veya satıcının da ödediği vergi, o da arz fonksiyonunda dışsal olarak var. T0 dediği de o. Pekala. Ve dolayısıyla bütün modeli o dışsallarda etkiliyorlar. Türevleri vermiş. Talebin fiyata göre türevi negatif, beklediğimiz gibi. Yani aşağı enli bir talep eğrisi var. Talebin gelire göre, dışsal Y0'a göre gelire, tüketicinin geliri göre türevi de pozitif. Yani mal normal bir mal. Düşük bir mal değil. İnsanın cebinde daha fazla para gelirse, daha fazla geliri varsa o maldan daha fazla tüketmek istiyor. Arz fonksiyonunda SP pozitif, beklendiği gibi. S'nin P'ye göre, yani arzın fiyata göre türevi pozitif. Tabii fiyat artınca adam daha fazla satmak istiyor, üretmek ve daha fazla satmak istiyor. Dolayısıyla SP'nin pozitif olması normal. Ve ST0 da negatif. Yani arzın vergiye göre, vergi oranı mı işte neyse, vergi hasılatı herhalde bu. Yani adamın ödediği vergi, üreticinin veya satıcının ödediği vergi T0. Ona göre de negatif. Çünkü o onun için bir maliyet unsuru. Ne kadar vergi verirse o kadar cebine az para gider. Karından, şeyinden vergi veriyor. Sattığından. Dolayısıyla da onun için negatif bir, olumsuz bir unsur bu. Vergisi artarsa o şeyden daha az satmak ister. Çünkü tüketiciden değil, üreticiden alınıyor bu vergi. O şekilde modellenmiş. Dolayısıyla da böyle. Peki şimdi bu durumda soru ne? Şeyler bu, tamam. Model bu. Bir defa tek bir denklem olarak denge koşulunu yazın diyor. Nedir? Arzla talebin birbirine eşit olması. QD eşit QS. Yani DPY0 eşittir SPT0. Arzla talebin eşitliği. Güzel. Ama bunu böyle yazarsak örtük olmuyor. Ne yapacağız? Her şeyi sol tarafa atıp sağ tarafı eşit sıfır yapacağız ki ondan sonra örtük fonksiyon teoremini falan uygulayabilirim. Ne oluyor? İşte DPY0 eksi SPT0 eşit sıfır oluyor bunun şey hali. Yani talep fazlası eşit sıfır şeklinde yazıyoruz. O da örtük denklemimiz oluyor. D eksi S eşit sıfır. D eşit S yazmak yerine D eksi S eşit sıfır. Yani DPY0 eksi SPT0 eşit sıfır yazarak talep fazlası eşit sıfır şeklinde yazıyoruz. Bu da bizim örtük denklemimiz işte. Ne yapacağız? Örtük fonksiyon teoreminin koşullarına bakacağız. Bir içsel P var. İki de dışsal Y0, T0 var. Talep ve arz fonksiyonunun bütün bunlara göre kısmi türevleri verilmiş zaten. DP negatif, DY0 pozitif, SP pozitif, ST0 negatif. Bunları da biliyoruz. Bunlar veri. Güzel. Makuldü. Yani gerçekçi bir model. Sonuçta gerçek yaşamdaki davranışlarımıza da uyuyor mu? Peki sonra ne yapacağız? O zaman örtük fonksiyon teoreminin şeylerine bakacağız. Örtük fonksiyon teoremi işte onun üzerine B şıkkında zaten örtük fonksiyon teoremini koşulları sağlanıyor mu? Ne yapacağız? Büyük F'nin türevlerini alacağız. P'ye, Y0'a, T0'a göre bunlar var ve sürekli mi bir defa? İkincisi de ikinci B koşulu ne? Büyük F'nin P'ye göre kısmi türevi, yani içsele göre kısmi türevi sıfırdan farklı mı? Tamam, bakalım. Şimdi büyük F'nin P'ye göre kısmi türevi DP eksi SP. Değil mi? P'ye göre olunca. DP eksi SP. DP negatif, SP de pozitif. Başına eksi gelince o da kesin negatif oluyor. DP eksi SP kesin negatif. Yani büyük F'nin P'ye göre kısmi türevi kesin negatif. O zaman sıfır değil. Aslında B koşulunu da sağlamış olduk. Aynı zamanda büyük F'nin Y0'a göre kısmi türevi DY0, S'de Y0 yok, DY0 eksi 0, o da DY0, o da pozitif, tamam, var ve sürekli. Büyük F'nin T0'a göre kısmi türevi de D'de T0 yok, 0 eksi ST0, ST0 negatif, başında ne negatif var, pozitif, o da var ve sürekli. Demek ki A koşulu tamam. B koşulda zaten DP eksi SP o istediğimiz şey. Büyük F'nin P'ye göre, içsele göre kısmi türevi. O da negatif eksi pozitif olduğu için tamamen negatif.
kesin negatif olan şey de sıfır olamaz. B koşulda tamam. Yani örtü komşum teoremi çalışıyor. Tamam. Koşulları tamam. Peki ne istiyor bizden? Ondan sonra işte P yıldızın Y0'a ve P yıldızın T0'a göre, yani denge fiyatının tüketicinin dışsal gelirine ve dışsal vergi hasılatına göre, T0 vergiye göre şeylerini istiyor. Karşılaştırmalı duran türevlerini istiyor. O zaman ne yapacağız? İşte bunun, madem ki örtük fonksiyon teoremi çalışıyor, örtük fonksiyon kuralı da çalışır. Dolayısıyla büyük P'yi denk 0 yazabiliriz. Yani DPY0 eksi SPT0 denk 0 yazabiliriz. Buradan da toplam türevselini alıp 0'a eşitleyip oradan ne istersek çözebiliriz. Değil mi? Nedir bu? İşte DP eksi SP çarpı DP artı DY0 çarpı küçük DY0 eksi ST0 çarpı küçük DT0 eşit 0'dır. Bunun toplam türevseli budur. Buradan ne yaparız? Bir varsayım yapmamız lazım. Y0'a göre kısmi türev alacaksak T0'ı sabit kabul edeceğiz. O zaman küçük DT0 terimi 0 olacak, kaybolacak denklemin içinde. Ne kalacak? DP eksi SP büyük DP eksi büyük SP çarpı küçük DP artı büyük DY0 küçük DY0 eşit 0 kalacak. Çünkü DT0 0 oldu. O da T0'ı sabit kabul ettik. Ceteris paribus varsayımı yaptık. Buradan da işte nedir? DP yıldız bölü, yani küçük DP yıldız bölü DY0 küçük DY0 ne olur? O zaman karşıya geçince eksi olur. Eksi büyük DY0 bölü DP eksi SP olur. DY0 pozitif. Başında eksisi var. O zaman pay negatif oldu. Aşağısı da DP eksi SP, o da negatif, eksi pozitif, o da negatif. Demek ki negatif bölü negatif pozitif oldu. Tamam mı? Peki bu ne demek? Demek ki tüketicinin, tabii toplam türevseli tekrar edebilirim tabii ki. Hatta belki yazabilirim birebir. Bakayım şeyde yazabiliyor muyum? Chat kısmına yazarsak belki daha iyi gözün görünebilir. Büyük DP, tabii bunu türev olarak düşünün. Eksi büyük SP, bunun tamamı. Şöyle parantezde yazabilirsem ne güzel. O zaman büyük DP eksi büyük S'nin P'ye göre türevi çarpı küçük DP artı, değil mi? Ne yaptık? Büyük D Y0 şöyle, D'nin Y0'a göre türevi yani çarpı küçük D Y0. Bunu mecburen şöyle yapsam ama böyle daha güzel galiba. Sıfırı böyle koymak yerine şöyle yapalım. Şöyle yapınca, O koyunca daha güzel anlaşılıyor. Şurada büyük G. Evet. D'nin Y0'a göre türevi. Hadi küçük G yaparsam ne oluyor? Evet, böylesi daha iyi galiba. Şöyle yaparsak. Büyük D'nin Y0'a göre türev çarpı küçük D Y0 artı, değil mi? Artı daha doğrusu burada eksi olacak. Çünkü öbür tarafa eksi olarak geçtiği için burada eksi olacak. S'nin T0'a göre türevi çünkü D T0 olacak. Şöyle. Ve bunun tamamı da eşittir 0 olacak. İşte toplam türevsel bu. DP eksi SP çarpı küçük DP artı D'nin Y0'a göre türevi, büyük D'nin talebin Y0'a göre türevi çarpı DY0 eksi arzın T0'a göre türevi çarpı DT0. Hepsi eşit 0. Bu tabii işte denk 0'a dönüşüyor. Şey, daha doğrusu bunun yani büyük F şeye dönüşüyor. Sonra toplam türevseli alınca o büyük F'nin küçük D büyük F eşit 0'da açık hali bu oluyor. Yani buradaki bu yazdığımız şeyin tamamı aslında büyük D. Yani bu D büyük F eşittir şöyle. Yani o da 0'a eşit, onun açık hali de bu işte.
dp eksi sp çarpı dp artı dy 0 çarpı d küçük dy 0 eksi st 0 çarpı küçük dt 0 o da eşit 0. Toplam türesinin 0'a eşit olması bu. Sonra ne yapacağız? Y 0'a göre türev alırken t 0'ı sabit yani dt 0'ı küçük dt 0'ı 0 kabul edeceğiz varsayın. T 0'a göre türev alırken de y 0'ı sabit kabul edeceğiz. Küçük dy 0 0 olacak bu terim yok olacak. Ona göre istediğimiz türevi çözeceğiz ondan sonra. Dolayısıyla ne oluyor? Burası tabii dp yıldız. Bunu artık yıldızını da koyabilirim. Çünkü bu şeyde artık ne derler? Dengede değerlendiriyoruz bunları. Dengede değerlendiriyorsak o zaman şu şekilde buraya da d küçük dp yıldız koyabilirim. Ondan sonra ne olur? T0'ı sabit kabul edersem değil mi? Ceteris paribus küçük dt0 0 olur. Şu üçüncü terim gider. Geriye şu ilk ikisi kalır. Oradan da dp yıldız bölü dy 0, dt 0, 0 olmak kaydıyla yani kısmi olur işte. Del p yıldız bölü del y 0'ı çözmüş olurum. Eksi büyük dy 0 bölü dp eksi sp olarak. Dp eksi sp paydada olacak bildiğimiz gibi. Oradan da işte ondan sonra sp pozitif, eksi gelince başa negatif oluyor. Dp eksi sp negatif. Eksi dy 0 da negatif, negatif bölü negatif de pozitif oluyor. Dolayısıyla dp yıldız bölü dy 0 pozitif oluyor. Öbür tarafta ikinciye T0'a göre alırsam bu sefer küçük dy0 yani y0'ı sabit, küçük dy0'ı sıfır kabul edeceğim. Ortadaki terim yok olacak. O zaman ne olacak? İşte dp eksi sp çarpı dp yıldız eksi st0 dt0 eşit 0. Eksi st0 dt0 karşı tarafa geçince artı dt st0 dt0 olacak. Her tarafı işte dt0 ve dp eksi sp bölünce de del P yıldız bölü del T0'ı da artı ST0 bölü DP eksi SP olarak elde edeceğim. ST0 negatifti. Başına eksi gelince ne oluyor bakalım. ST0 negatif. O bir tarafa geçti. Artı oldu. Pay negatif. Şey de negatif. DP eksi SP de negatif. O zaman ne oldu? Negatif bölü negatif yine şey oldu. Yine pozitif oldu. İlginç bir durum değil mi? Bu vergi artınca da şey ama tabii vergi artınca fiyat artıyor. Denge fiyatı da artıyor. Çünkü o bir maliyet olarak geliyor. Doğru. Demek ki hem gelirle şeyiyle yani ne derler? Tüketicinin geliriyle malın denge fiyatı doğru orantılı. Hem de vergi yani üreticinin ödediği ya satıcının ödediği vergiyle de malın denge fiyatı doğru orantılı. Vergi artarsa da malın fiyatı artıyor çünkü o bir maliyet olsun zaten. Evet, bir bakalım tabii çözümlere de şöyle bir bakabiliriz hemen. İşte burada büyük F'yi dediğimiz gibi çıkarmış. Ondan sonra işte o türevleri hesaplıyor. Oradan bakın bunu böyle şeye çeviriyor. Denk sıfıra çeviriyor büyük F'yi. Ondan sonra da oradan da formül kullanarak atlamış aradaki türevsel aşamasını ama biz yazarak da yaptık daha iyi. Ama istersek del P yıldız bölü del Y sıfırı eksi büyük F Y sıfır bölü büyük F P gibi yani D eksi D Y sıfırı ve D P yıldız eksi S P yıldız şu şekilde de yapabiliriz. Buradan da pozitif eksi gelince negatif oluyor. Payda da negatif negatif bölü negatif pozitif oluyor. Aynı şekilde del P yıldız bölü del T sıfır da eksi S T sıfır bölü şey. Buradan eksiler birbirini götürüyor. S T sıfır şey ne derler negatif. Payda da negatif, negatif bölü negatif yine pozitif oluyor. Aynı şekilde bu dediklerimiz buluyor. Dolayısıyla işte gelir de artsa, tüketicinin geliri de artsa, vergiler de artsa malın denge fiyatı şey olmuş oluyor. Malın denge fiyatı sonuçta artmış oluyor. Ha isterse bir de dördüncü bir kısmı da varmış bu sorunun. Orada da şunu soruyor. Denge miktarına ne oluyor diyor. Tek denklemden denge miktarını çözmek mümkün değil ama zincir kuralıyla bunu çözebiliriz ondan sonra ikincil bir türev olarak. Orada da işte Q yıldızı SP yıldız T yapıp ondan sonra del Q yıldız bölü del Y sıfırı del S bölü del P yıldız çarpı del P yıldız bölü del Y sıfır gibi S'nin P'ye göre türevi pozitif. Del P yıldız bölü del Y sıfır da pozitif oldu. Pozitif çarpı pozitif pozitiftir. Yani tüketicinin geliri artarsa malın denge miktarı da artıyor. Tüketicinin geliri azalırsa malın denge miktarı da azalıyor. Aynı şekilde Q yıldızı bu sefer
şeyden istersek de şey üzerinden mesela bu şekilde talep üzerinden bu sefer yapmış. Q yıldız eşittir dp yıldız y0 demiş. Oradan del q yıldız bölü del t0'ı del d bölü del p yıldız çarpı del p yıldız bölü del t0 yapmış. E del p yıldız bölü del t0 pozitif. Del d bölü del p yıldız da negatif. Negatif çarpı pozitif de negatif olur. Dolayısıyla vergi artarsa o malın denge miktarı da düşer. Piyasa denge miktarı düşer. Onu da o şekilde anlatıyor. Dolayısıyla burada işte dolaylı etkiler de var. Onu söylüyor. Sonuçta Q yıldızın üzerindeki şeylerin Y0 ve T0'ın etkilerini de bu şekilde dolaylı olarak hesaplayabiliriz. Sonra iki şey olarak çözmüş bunu ama bunu sonraya bırakalım artık. Yani üçüncü soruda aynı modeli bu sefer iki denklemli olarak çözmüş. Onu gelecek derse bırakalım. Şimdilik burada kalalım. Yeteri kadar çalıştık. Evet, sizin soracağınız, söyleyeceğiniz bir şey var mı? Buraya kadar şimdilik geldik, burada kalalım. Tamam mı? Peki, o zaman herkese iyi günler diliyorum. Kaydı durduruyorum.